Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Başkan, değerli vekiller, mahkemeler bütçesini görüşürken kısa bir değerlendirme yapma ihtiyacı içerisindeyim. Gerçekten çok önemli bir konu. Yargı kurumumuz bu ülkede adaleti savunmakla görevli olan mahkemelerin bütçesine bir göz atmak gerekiyor. Tabii ki adalet olması olmazıdır bir devletin, bir devletin amacı olmalıdır. Adalet, adaletin olmadığı yerde herkesin aslında potansiyel bir suçlu olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve adaletin gecikmesinin de aslında bir adaletsizlik olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bakıyoruz, son dönemlerde yıkılan ülkelere bakıyoruz. Aslında bunun araştırıldığı zaman, sosyal araştırması yapıldığı zaman bunun esas nedeninin o ülkede yaşayan halkın, toplumun, devletin adalet duygusuna olan güveninin sarsılmasından dolayı aslında bu ülkelerdeki çöküşün başladığını gözlemlemekteyiz. O yüzden mahkemelere, yargı organlarımıza gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Tabii ki mali yönden de gereken önemi, hassasiyeti gösterebilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok ayıptır. Mahkemeleri dilendiremeyiz. Eksikliklerinin bir an önce çaresine bakmak durumundayız. Burada tasarruf kalemi olmaması gerekiyor. Tabii ki bu yıl içerisinde bu hükümetin kronikleşmiş olan mahkemelerimizin sorunlarına çözüm bulabilecek bir yapısının açıkçası olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ben öncelikle sözlerime bu anayasa değişikliği ile ilgili geçtiğimiz süreçten başlamak istiyorum. Yüksek İdare Mahkemesi'ndeki yargı sayısının artırılması çok haklı bir talepti, fakat çok düşük bir oy farkı ile maalesef bunu geçiremedik. Bu anayasa değişikliğini geçiremedik ve Lefke'de maalesef diyorum, Lefke mahkemelerine gerekli hassasiyeti gösterememesinden dolayı oradaki sivil toplum örgütlerinden bazılarının başlatmış olduğu hayır kampanyası aslında bu hayırın çıkmasına, 200 oyla hayır çıkmasına vesile olmuştur. O yüzden yargıyla ilgili, mahkemelerle ilgili her konuyu bu devlet, özellikle mali konuları hızlı bir şekilde çözmek çözümünü yaratmak durumundadır. Şimdi eğer bu Lefke mahkemelerindeki sorun Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde veya Girne Kaza Mahkemesi'nde veya Maosa Kaza Mahkemesi'nde olmuş olsaydı yine hükümet yetkilileri bu kadar hantal davranacak mıydı? Bunu sormak istiyorum. Tabii ki burada bir cevap bekliyoruz hükümet yetkililerinden. Lefke Mahkemesi'ndeki yapılacak olan çalışmalarla ilgili son durum nedir? Bu yıl içerisinde sonuçlanabilecek mi? Bunu Lefke bölge halkı olarak bilmek istiyoruz. Ben tabii ki gündemde olan erken seçimler de kapıdadır kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla bu seçimlerle ilgili kendi görüşümü beyan etmek istiyorum. Çünkü sevgili Narin Şefik'in çok değerli telkinleri vardı, çok değerli değerlendirmeleri vardı. Önümüzdeki seçimin, genel seçimin, milletvekilliği genel seçimin çok zor olacağıyla ilgili mevcut yapıyla bu karmaşık sistemle birlikte seçimlerin yapılamama riskinin kapıda olduğunu söylüyor Sayın Şefik. Dolayısıyla bu yasal bir düzenleme gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunu gündemimize almak ve en azından asgari düzeyde seçim sisteminin sadeleşmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada bir karma listesinin pusulalara işlenmesinin 20 dakika gibi bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Tabii ki kısa süre içerisinde bizi bir seçim beklediği için tabii ki başbakan geldi ve muhalefet başkanına bakarak bir erken seçim tarihi belirleyin, seçimi yapalım. Biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Nisan'ı verdik. Fakat bugün hükümetten, hükümet yetkililerinden ses de yok. Belli ki olası bir erken seçimden bir çekinceleri vardır. Lütfen burada da bu seçim eğer ertelenecekse, Nisan'da yapılmayacaksa, tarih ver yapalım dediğiniz tarihe uymayacaksanız bunu pandemi vardır, salgın krizi vardır yalanıyla bulaştırmayın. Çünkü görüyoruz yasanın verdiği yetkiyle kurulan Sağlık Üst Kurulu'nun almış olduğu kararları siyaseten geri çektiren bir hükümet var. Demek ki pandemi o kadar büyük bir boyutta değil diye düşünüyor hükümet yetkilileri. O yüzden olası bir erken seçime karşı bu bahaneyle lütfen bize gelmeyin. Evet.
Burada seçimle ilgili yaptığımız değerlendirmede tabii ki az önce sevgili Oğuzhan Hasiboğlu sayılarla birlikte belirtti. Ben de üzerinden bir geçmek istiyorum. 7 Ocak 2018 seçimlerinde kayıtlı seçmen sayımız 190 bindi arkadaşlar. Fakat oy kullanmaya gelen sadece ve sadece 126 bin seçmen vardı ki bu halkın iradesinin, toplumun seçme sayımızın sadece %66'sına tekabül etmektedir. Bu 126 bin oy kullanan insanlar 99 bin, 100 bine yakını 99.752 kişi mühürlü oy kullanmıştır ve bu oylarda en azından mühür geçerli olmuştur. Bunun yanında geçerli karma oylarsa 12.252'de kalmıştır. Yalnız şuraya dikkat çekmek istiyorum. 14 bin oy da geçersiz oy olarak kayıtlara girmiştir. Ki biz almış olduğumuz sandık başında görevli arkadaşlardan bu geçersiz oyların çok çok büyük bir kısmının karma oy kullanmaya çalışırken geçersiz hale gelmiş olan oylar olduğunu gözlemliyoruz. Peki bir diğer ilginç nokta nedir? 12 bin karma oy kullanılırken normalde siz bir karma oyda 24 ile 50 arası tercih şansı verirken seçmene ortalama kullanılan tercih sayısı maalesef 31 veya 32'de kalıyor. 31,5'ta bir şey. Yani aslında buradan da toplamda fazla rakamların içerisinde boğulmayalım. Neredeyse 20 bine yakın oy karmanın olmasından dolayı geçersiz sayılabiliyor. Yani halkın iradesinden 120 bin oydan 20 bin tanesi karma seçim sistemi olmasından dolayı sandığa yansımıyor, sonuçlara yansımıyor. Benim kişisel fikrim karmanın kaldırılıp parti içi yapılacak olan tercihlerde bir sadeleştirme getirip de bir sonraki seçimin bu şekilde yapılmasıdır. Tabii ki geçtiğimiz dönem içerisinde tek bölgeli seçim sistemini bir kere daha komitede değerlendirmiştim ama bir kere daha üzerinden geçme ihtiyacı içerisindeyim. Şimdi artık seçilen bir milletvekili bu tek seçim bölgesiyle birlikte Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar olan bütün sorunlarla ilgilenmek durumundadır. Yeşilırmak'taki çilek üreticisinin oradaki dere yatağının sorunlarını da bilecek. Dönecek Dip Karpaz'da Apostolos Andreas Kilisesi'nin etrafında satış yapıp da bu ülkede tutunmaya çalışan esnafın da durumunu bilecek. Oradaki kiliseye giden yolun da durumunu bilecek. Onunla ilgili çözüm önerileri sunacak, gündeme getirecek. Dolayısıyla milletvekillerinin performanslarını artırmaya zorunlu bir etken yaratacak. Dolayısıyla tek bölgeli seçim sisteminin çok olumlu olduğunu, çok olumlu bulduğumu belirtmek isterim. Tabii ki bu uzun vadede, kısa vadede milletvekillerinin performansları yanında iyinin de iyisinin seçilmesi için bir alternatif yaratacaktır bize. Dolayısıyla bunun meyvelerini kısa süre içerisinde toplayacağız. Dolayısıyla biz burada tek bölgeli seçim sistemini tutarak kişisel fikrim tabii ki partim bunu yetkili organlarına değerlendirecek ve bir parti kararı oluşturacağız bu seçim modeliyle ilgili. Lakin kişisel fikrim karma seçim sisteminin kaldırılıp parti için mühür artı tercihlerin yapılacağı tek bölgeli bir seçim sisteminin olmasıdır. Şimdi sevgili Cemal Özyiğitler, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı 3 bölgeli seçim sistemi dedi. Az önce kuliste görüştük. Bir yanlış anlaşılma var. Toplum tarafından da bu şekilde anlaşılıyor. Sayın Arıtman'ın yapmış olduğu 3 bölgeli seçim sistemi vardır. Onunla bir alakası yoktur. Sayın Özyiğit'in demiş olduğu 3 bölge olsun fakat yine bütün toplum diğer bölgelerde de oy kullanabilsin. Fakat Sayın Arıtman'ın yapmış olduğu seçim önerisi, seçim sistemi değişmesindeki öneri böyleydi. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bizim birinci hedefimiz seçim sistemi değiştirirken toplum iradesinin maksimum oranda sandığa yansıması olmalıdır. Belli başlı siyasal partilerin işine geldiği gibi seçim sistemi değişmez. Burada toplumun iradesinin maksimum oranda sandığa yansıdığı bir sistem dizayn etmemiz gerekmektedir. Eski seçim sistemine dönülmesiyle ilgili beyan veren beyanlar olduğu kamuoyunda burada da tabii ki
yani milletvekilleri evet doğrudur. Tek bölgede olduğu kadar halkın yanında olamayabiliyor. Fakat unutmamalıyız ki bir milletvekilinin asli görevleri ve ne yapacağı ve bu görevlerini nerede icra edeceği bellidir. Tabii ki halkı dinleyecek, halkla iç içe olacak, halkın sorunlarını dinleyecek, dile getirecek, çözüm bulmaya çalışacak. Fakat bu bütün gün bir milletvekilinin efendim kahvehanelerde, efendim meyhanelerde, efendim doğum günü partilerinde, efendim açılışlarda, efendim cenazelerde olması değildir. Önemli olan bir milletvekilinin kendi görevlerini en iyi şekilde icra edebileceği yerde olmasıdır. Benim görüşlerim bu kadardı. Teşekkür eder, saygılar sunarım.